Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün brownie tadında nefis bir ıslak kek yaptım. Hemen yapım aşamalarını sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle kekimiz için gerekli olan malzemelerimizi saymak istiyorum. 4 yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Süt oda sıcaklığında olmalı mutlaka. Yumurtalarımız da oda sıcaklığında olmalı. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı da un. Unumuz da elenmiş olmalı. Öncelikle 4 yumurtayı ve 1,5 su bardağı toz şekeri kabıma alıp köpürene kadar çırpıyorum. Evet, yumurta ve şekerimi çırptım. Şimdi 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 su bardağı sütümü ekliyorum. Sütüm kesinlikle soğuk olmamalı. Eğer sütüm soğuk olursa kekim söner. O nedenle oda sıcaklığında olursa bizim için harika olur. Şimdi bu ikisini de çırpıyorum. Evet, şimdi geldik katı malzemelere. Şimdi kakao ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao. Eleyip ekliyorum katı malzemelerin hepsini. Elemek gerçekten kekinizin güzel olmasında ve harika kabarmasında çok önemli. Evet. Kakaomu ekledim. Şimdi unumu ekliyorum. Ben unumu kabıma alırken elemiştim. 2 su bardağı un ekliyorum. Kabartma tozu ve vanilyayı da hemen unumun üzerine ekliyorum. Yine bunları da eleyerek ekliyorum. Kabartma tozum ve vanilyam. Evet, katı malzemelerimi ekledikten sonra artık mikserle çırpmıyorum. Neden? Çünkü yumurtalarımın sönmemesi gerekiyor. O nedenle bir el çırpıcısıyla biraz çırpıyorum. Çok fazla değil. Çok fazla çırparsak eğer kekimiz güzel olmaz. Şöyle yavaş yavaş hafif hafif çırpıyorum. Ve artık karışımımı katı yağla yağladığım kek kalıbıma ya da borcamda da bu kek çok güzel oluyor. Dökebilirsiniz. Ama mutlaka katı yağla yağlayın ki kekiniz kalıptan kolay çıksın. Evet, şimdi kekimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye bırakıyorum. İlk 30 dakika kapağı kesinlikle açmıyoruz ve kürdan testiyle kontrol edip pişip pişmediğini anlıyoruz. Hadi bakalım pişsin. Çikolata sos için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket 80 gram yani çikolata, sütlü çikolata kullanıyorum ben. Ve 2 yemek kaşığı da kakao. Evet, çikolata sosum için küçük bir tencereye 2 su bardağı sütümü alıyorum. Toz şeker ve kakaoyu da ekliyorum. Ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyorum. Evet, sosum kaynıyor. Sosum kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve çikolatayı ekliyorum. Ve çikolatayı da karıştırarak eritiyorum ve sosumu ılımaya bırakıyorum. Bu arada benim gibi eğer kalıpta yaptıysanız 1 saat sonra çıkartmayı deneyin. Daha fazla bekletmeyin çünkü sostan dolayı kalıbınıza iyice yapışır ve çıkartmanız zorlaşır. O nedenle 1 saat sonra ben çıkaracağım mesela. Siz de o şekilde yapın. Evet, şimdi kekimiz hazır. 1 saat sonra kalıptan çık. Evet, gördüğünüz gibi gayet kolay ve tam kıvamında bir tarif. Kesin deneyin diyorum ve başka bir ıslak kek tarifi sakın aramayın. Çünkü bu tarif tam tutan, çok lezzetli, çok kolay bir tarif.
Bu arada kanalıma abone olarak kanalımdaki birçok pratik tariften faydalanabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.